Almanya Şansölyesi Başbakan Frau Merkel Şubat ayında bir proje başlattı. Almanya'nın geleceği üzerine diyalog. Bu proje çerçevesinde bir de internet sitesi açıldı. Vatandaşların gerek Alman gerek göçmenlerin belirleyecekleri konular Başbakan Merkel'in gündemine girecek. Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde nasıl bir Almanya olacağı uzmanlar ve vatandaşların belirledikleri konular çerçevesinde şekillenecek. Bakalım vatandaşlara soralım, nasıl bir Almanya bekliyorlar? Başbakan Merkel'den ne istekleri var? Frau Merkel sence en önemli hangi konuları el atsın? Frau Merkel mi? Frau Merkel önce şu lay firmaları kaldırsın. Eleman kiralayan. İş açır. Çalışmak isteyen de çalışmıyor bu lay firmalar meselesinden dolayı. Abi o zaman bütün bu garipliklerin altında Avrupa'da işsizlik mi yatıyor? Bence öyle. Bence öyle. O zaman Frau Merkel'den en temel neleri istersin gelecekte iyi bir Almanya için? Frau Merkel'den bir kere öncelikle yeni Avrupa'ya katılmış ülkelere yardımı bıraksın da kendi ülkesine bir baksın. Yani kendi ülkesini bir düzenlemeye çalışsın yani. Bu bir. Başka? İkincisi Türkiye gibi bir ülke istiyor şu an. Yani biz neredeyse Türkiye göç yeri baştan başladı. Biz yani Türkiye gitmeyi düşünüyoruz yani böyle giderse yani. Frau Merkel yani. Gelecek genç kuşaklar sizin için önemli. Bakın Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorlar. Buna da bir çare. Bulgaristan'dan gelen bir göçmen olarak gelecek Almanya'sından ne bekliyorsun? Hiçbir şey beklemiyorum. Niye? Hiç umutlarınız suya mı düştü? Benim hiç umutlarım bile yok. Yani Almanya'dan umudu kestiniz mi? Evet. Siz de mi Bulgaristan'dan evet. geldiniz? Tamam, Bulgaristan'dan gelen göçmenlerin de burada bayağı problemleri var, sıkıntıları var. Esasında Avrupa Birliği'ne girdik diye geldiler. Umdunuzu bulamadınız mı? Ne bekliyorsunuz? Ben mesela ne isteyebilirim? İş isteyebilirim. Daha güzel bir hayat isteyebilirim çocuklarım için. Başka da sağlık. Was können Sie dazu von Frau Merkel wünschen? Ich bin kein Freund von der Frau Merkel. Ja, dass alle gut miteinander auskommen. Egal welche Nationalität, welche Kultur. Das ist nicht selbstverständlich. Sen nasıl bir Almanya arzu ediyorsun gelecekte? Gelecekte nasıl bir Almanya arzu ediyorum? Valla bilmiyorum işte daha çok önem göstermesini istiyorum insanlara karşı, kadınlara karşı olsun. Bayanlara işte. Almanya'da bayanlara pek önem gösterilmiyor mu? Ya bize karşı bilmiyorum, daha karşı fazla değil. Ha, sen normal mesela Alman vatandaşları öyle de başörtüler için mi diyorsun bunu? Yoksa yabancılar için? Yabancılar için. Yabancılar. Ya, evet, yabancılar için çok şey yapıyorlar. Ama diyorlar ki biz herkesin başbakanıyız. Bu ülkede herkes kendi ülkesinde gibi hissetmeli. Bu uygulamada olmuyor mu sende? Bence olmuyor. Çünkü benim çocuğum özürlü olduğu için evet. Çocuğumu elimden almayı kalktılar. İşte dediler işte bize gelen yukurtaman adamı dediler mahkemeye veririm seni. Aile Birleşme Mahkemesi'ne çocuğun elinizden alırım dedi. Ben de istemiyorum dedim. Ben de seni mahkemeye veririm işte anlattım. Dedi ben direkt ben işte polisinden gelirim. Senin çocuğun elinden alırım. Sana bir daha göstermem. Yani bana karşı işte çok yabancılık şey yapıyorlar işte. En temel buradaki var ya bizi Avrupa Birliği'ne girmesek de ben Türkiye'nin girmesini istemiyorum. Avrupa Birliği'ne girmiş ki burada haklarımız olması lazım. Avrupa'daki yeni gelen Bulgarlar gibi. Bunu Merkel dinleyecekse Merkel bunu bir tane burada yabancının benim gibi değil. Biz en küçük burada GDV'er olarak çalışan yani Geverbe'yle çalışan işçileriz yani. Bugün için burada onlarca, yüzlerce, binlerce işçi çalıştıran yabancı Türkleri var ya, Türkleri görmesi lazım Merkel'in yani. Daha çok parlamentoda Türk milletvekili olması lazım. Hatta Cem Özdemir'in yani gelecekteki Almanya'nın kansleri olması lazım. Peki sen gelecekte en önemli hangi konuların ele alınmasını istersin Almanya'da? En önce bir yabancıların, burada verdiğimiz bizim, biz de şuraya buraya bezalın yapıyoruz, burada biz haklarımızı istiyoruz. Aynı onlar gibi her şeyimizi yapıyorsak karşılığını da aynı şekilde almak isteriz. Ha buradan Frau Merkel'e duyurulur da. Hep Frau Merkel hırsızmış bir de. O kadar. Geleceği orta daha bugünden yarını görüyorsun daha ne diyeyim. Nasıl bir Almanya? E işte bütün insanlar, yani bütün yabancılar, Almanlar, bütün yani insanlar huzur içinde yaşamalarını isterim. Sorunsuz, natürlich. Was möchtest du von Frau Merkel? Also, dass die Obdachlosen halb ein Zuhause haben, dass sie halt nicht so viel Miete bezahlen müssen, weil die ja eh sogar kein Geld haben. Ja, und dass es halt Frieden gibt und dass die Hartz-IV-Leute halt vom Amt mehr Geld kriegen. Frieden und dass man also eine gute Ausbildung kriegt und ja. Ja, also mehr Arbeiten für Arbeitslose und ja, mehr Frieden in der Zukunft.
iş yeri açmışım ama çalışan insan yok. Çalışmak istemiyor millet. Neden? Devletten geçindikleri için çalışmak istemiyor. Bu daha çok, ben niye 10 saat çalışayım diyor, 1000 euro diyor. Ben zaten 1000 euro devletten alıyorum diyorlar. O zaman devlet yardımı biraz kısacak. Devlet yardımı zaten kısması lazım artık. Çünkü ben artık, ben bile devlete yani isyan ediyorum. Bayan Merkel, Achtung, dikkat. Yani dikkat. Almanya Şansölyesi Bayan Merkel'in başlattığı proje üzerine vatandaşlarımıza sorduk. Geleceğin Almanya'sı nasıl olsun? Bu konuda vatandaşlarımız esasında biraz umutlular. Ancak hepsinin ortak arzusu, sözün özü, bir arada mutlu yaşam ve işsizliğe kesin çözüm.